Son ziyaret Sesli Öykü Yazan Tristan Bergnacht Çeviri Reşat Nuri Güntekin Seslendiren Turgut Ezgütekin Madame Leon benim etekli yarıda bırakın da kocamın paltosunu tamir edin. Bu akşam biraz sokağa çıkacağız. Kolunun astarındaki söküğü dikilmemiş görürse başımın etini yer. Madam Leon, bugün sizde bir tuhaflık var. Ağladınız mı? Hayır madam bir şeyim yok. Boşuna saklamayın. Sizin bir derdiniz var. İyi anladınız madam. Ama -ma benim derdim söylenir bir dert değil. Bugün tam dört sene oldu. Bir oğlum vardı ki. Ya demek bir oğlunuzu kaybettiniz. Hem de nasıl adam? Vah zavallı. Hoşa ismini bilmem duydunuz mu? Bu benim asıl aile ismimdir madam. Olay e, uzak şehirlerden birinde geçtiği için burada Paris'te pek işitilmedi. Ben 20 yaşında evlendim. Kendimden bir yaş küçük bir gence vardım mutlaka severek evlendiniz. Hayır madam, amcamın oğluydu. Birbirimizi tanıyorduk gerçi birbirimizi severdik ama kardeş gibi, akraba gibi. Başka türlüsü aklımıza gelmezdi. İli yarı, saf, temiz bir çocuktu. Peki öyle konuşmasını da bilmezdi. Altı hafta bir arada yaşadık. Zavallı çocuk, zatürreden öldü. Ben karnımda bir aylık bir çocukla dul kaldım. Hocam halasının cenazesinde soğuk almıştı. Bu halanın oturduğumuz şehirde bir aktar dükkanı vardır. Onun vefatından sonra bu dükkanı ben işletmeye başladım. Ne yaparsınız? Bir başıma kalıverdim işte. El kapılarında sürünmektense köşeciyim kendi yağımda kavrulur kimseye minnet etmezdim. Çocuğumu dizimin dibinde büyütmek istedim. Bir daha kocaya varmadım. Gerçi beni isteyen de vardı, hem de bir tane değil üç tane. Adamcağızlar uzun zaman peşimde dolaşarak teklif ettiler. Hele bir tanesi memurdu. Fazla olarak da 40 frank aylıkla bir kasabın defterini tutuyordu. Neyse, yavrum büyüdü, nazlı bir çocuk oldu. Okula verdim. Hem terbiyeli hem çalışkandı. Hesaptan ve yazıdan daima birinci notlar alıyordu. Evladım 18 yaşına kadar hiçbir kötülük yapmadı. Sokağa çıkmayı sevmez. Daima evde kitap okurdu. Hele kadın konusunda ağzı süt kokardı. Tıpkı babacığına çekmişti. Fakat günün birinde arkadaşların birinin evinde kasabamız tüccarların birisinin karısına rastlamış. Bir gün yanıma geldi. Anne bana dört bin frank lazım mutlaka dedi. Bir köşede biraz paramın saklı olduğunu biliyordu. Ne yapacağını sordum. Önce sakladı. Sonra olanı biteni bana anlattı. Meğer oğlumun bu kadınla bir ilişkisi varmış. Tüccar iflas etmek üzereymiş. Oğlum onu kurtarmak istiyormuş. Tabii istediği parayı vermedim. Oğlum benimle kavga etti, aldırmadım. Gerçi bu parayı onun için biriktirmiştim ama böyle göz göre göre israf etmesine nasıl razı olurdum. Sonra tabii işin nerelere gideceğini de kestirememiştim. Oğlum demek bu parayı vermiyorsun dedi. O halde ben de vaftiz babamdan isterim. Vaftiz babası kasabanın sorundaki son evde oturuyordu. 80 yaşını geçmiş eski bir fıçı tüccarıydı. Vaftiz babanı tanırım oğlum. Sana bir frank bile vermez. Adamcağızı boş yere kızdıracaksın. Herhalde hakkında hayırlı olmaz dedim. Oğlum peki öyle olsun deyip gitti. Bunlar yemekten hemen sonra gerçekleşmişti. Oğlumu saat on bile kadar bekledim. Sonra yatağıma girdim. Onu gerçi merak ediyordum fakat pek de o kadar değil. Çünkü şimdiye kadar bir iki gece arkadaşlarının evinde kaldığı olmuştu. Neyse sabah oldu. Henry hala görünürlerde yok. O gün pazar kuruluyordu. Sepetimi koluma taktım, çarşıya çıktım. Zerzeva satan iki ihtiyar köylü kadının yanından geçerken şöyle bir konuşma işittim. Herhalde kendini müdafaa edememiş olacak. Yüz yaşını geçmiş bir ihtiyar. Bakın bir şamdanla başına vurmuş. Katil herhalde bir serseri olacak. İhtiyar fıçıcının çok parası olduğunu bir yerlerden haber almıştır. Bu dakikada nasıl olup da ayakta durabildiğime hala şaşarım madam. Bacaklarım tir tir titriyordu. Nerede olduğumu unutmuştum. Sadece kadınlarla tavukların durmadan haykırışlarını işitiyordum. Sonra daha başka insanların da bu olaydan bahsedişlerini dinledim. Onlar daha başka türlü anlatıyorlardı. Katil güya izinli bir askermiş. Bu sabah yakalayarak hapse sokmuşlar. Öyle sevindim, öyle sevindim ki anlatamam. Pazarın gürültüleri birdenbire öyle tatlılaşmıştı ki. Tereyağları ile tavuk tüyleri burnuma mis gibi kokuyordu. Artık lahana mı, şalgam mı, ne alacağımı şaşırmıştım. Biraz ileride yine aynı olaydan bahsettiklerini duydum. Eczacının evinde hizmetçilik eden kız, ihtiyarı kimin öldürdüğünü bilmediklerini söylüyordu. Yanına yaklaşarak dedim ki, katil izinli bir askermiş. Hayır hayır, gerçi bir asker yakaladılar ama hemen salıverdiler. Cinayet saatinde nerede olduğunu ispat etmiş. Alacağımı almadan eve döndüm. Aklımda hiçbir şey yoktu. Dizlerimin bağı çözülmüştü. Midem bulanıyordu. Acı çekiyor muydum, çekmiyor muydum, sakin miydim bir türlü bilemiyordum. Oğlumun odasına gelince ne göreyim adam. Henri yere bir kovası koymuş, paltosunu yıkıyor. Bir deli gibi ağlayıp bağırmaya başladım. O da bana sus sus diyor. Fakat kendi de bir yandan ağlıyordu. Henri çocuğum sen ne yaptın? Bunları söylerken ağlıyordum. Şimdi ağladığım gibi ağlıyordum. Ondan bir parça ükmüyor muydunuz Madame Leon? Yani birazcık uzaklık duymadınız mı? İnsan evladından ürker mi madam? Ah ona ne acıyordum ya Rabbi. Henri yerinden kıpırdamıyor, jandarmalardan kaçmayı bile aklına getiremiyordu. Ben onu kaçmaya teşvik ettim fakat istasyondan trene binemezdi oğlum gayet iyi bisiklete binerdi fakat kendi bisikletini bu kadın için satmıştı hemen bir yenisini alması için para verdim verdiğim para da tabii Boynuma sarıldıktan sonra çıkıp gitti. Kendi kendime ben de onun elbiselerini sakladım. Gerçi üzerlerinde leke yoktu. Fakat bu türden kumaşları lekeye vermek adettendir. Siz niye yıkadınız derlerse ne cevap verirdim. Gece olunca da onları bahçenin bir köşesine gömdüm. O akşam kimseyi görmedim. Ertesi sabah polis merkezinden iki memur gelerek oğlumu sordu. Derken ardından savcı geldi. Her yeri aradı bir şey bulamadı. Ben oğlumun birkaç günden beri eve gelmediğini söyledim. Onlara cevap verirken ne kadar sakin olduğumu görmeliydiniz. Ben sıradan insanlarla konuşurken bile korkup sıkılırım. Nasıl olup da bu memurlara bu kadar serbest ve sakin cevaplar mi? hala anlayamam. Ne yaparsınız? İş başa düşmüştü. Sonucun iyi olacağını ümit ediyordum. Ortada Henry'i suçlayacak mühim bir şey yoktu. Sonuçta çocuğum uzun zaman memlekete dönmeyecekti. Kolayca bir yere kaçıp saklanacaktı. Fakat ne çare ki yazılan bozulmuyor. Oğlum iki gün sonra tekrar kasabaya döndü. Bu kadından bir türlü kendini kurtaramıyordu. Yavrum benim çok halim çok çekingen bir çocuktu. Fakat onu sevmeye başladıktan sonra hiçbir şey umurumda değildi. Evet inanılır gibi değil onun bir kere sokaktan geçtiğini görmek için gelmiş. Şomper Caddesi'ndeki evin etrafında dolaşmaya başlamış. Onu gelen bir çocuk başka bir çocuğa söylemiş. O da Şövalye isminde bir polise haber vermiş. Şövalye bir arkadaşıyla beraber gelmiş. Yavrumu eliyle kuş tutar gibi oracıkta yakalamış. Etrafımdaki insanlar doğrusu bana karşı çok insaniyetli davrandılar. Gayet tatlı muamele ettiler kendi insaniyetlikleriyle kendileri de gurur duyuyorlardır. Böyle soysuz bir evlat yetiştirdiğine üzülme, senin ne kabahatin var diye beni teselli ediyorlardı. Fakat bu sözleri o kadar çok tekrarlıyorlardı ki adeta sinirlenmeye başlamıştım. Oğlum için neler duyuyordum. O ne azılı katil, ne korkunç canavarmış ya Rabbi. Bişare ihtiyarın başını Şam'danla ezmiş diyorlardı. Bana göre oğlum onu bir anlık göze dönmesi sonucu öldürmüştü. Bir vahşi gibi vurması da ne yaptığını bilmediğinden ileri gelmişti. Bu fikrimi avukat Met de söyledim. Ma mafih, o benim söylediğim şeyleri esasen dinlemiyordu. Galiba bu avukatı tutmakla hiç iyi etmemiştim. Hiç durup dinlenmek bilmeyen, mütemadiyen genç avukatları toplantılara, gezmelere davet eden bir delikanlıydı. Ve böyle olduğu halde pek çok davası da yoktu. Uzun boylu, esmer bir adamdı. Genelde kıvırcık sakalıyla meşgul oluyordu. Mahkeme salonunda ona ne kadar kızdığımı anlatamam. Oğlumu müdafaa ederken gösteriş yapmaktan başka bir amacı olmadığı bez belliydi. Bir böyle reis efendi hazretleri, sayın savcı bey hazretleri öyle gidiyordu işte. Bizim felaketimiz onun umrunda bile değildi. Bu davanın en acı zamanı jüri heyetinin özel odaya çekildiği ve salonda sonucu beklediğimiz saat oldu. Müzakere esnasında mahkeme mübaşirlerinden biri onların odasına lamba götürmüştü. Dışarı çıktığı zaman avukatlara bir şey söyledi. Hepsi birden dönüp ona baktılar. Nihayet kararı tebliğ etmek için oğlumu salona çağırdılar. Henry kararı ayakta dimdik dinledi. Sonra beni arıyormuş gibi etrafına baktı. Beni göremeyince jandarmaya döndü. Onun önden geçerken nazik bir tavırla kasketini çıkardı. Ve hiçbir şey olmamış gibi salondan çıktı avukata oğlumun sevdiği kadından hiç bahsetmemiştim. Henry bana Fanny'nin adını ağzına almayacağıma dair yemin ettirmişti. Bu kadını sevmediğim malum. Hiçbir suçu günah olmasa bile başımızı bu felakete sarması kafi. Ayrıca çocuğum hapse girdikten sonra bir kere bile arayıp sormamıştı. Ev bak bir kadın olduğu için başından korkmuş olmasına bir dereceye kadar hak veriyordum. Henry bana ondan bahsediyor ve göremediği için çok mahzun oluyordu. Onun kusuruna bakma yavrum. Gelemediği için o da çok üzgündür. Demek istiyordum fakat buna bir türlü dilim varmıyordu. Bana Fanny'den daha az önem vermesi yüreğimde kıskançlığa benzer bir his uyandırıyordu. Evlatlar hep böyledir diye kendimi teselliye çalışıyordum. Fakat içimdeki acı bir türlü çıkmıyordu. Avukat Metrone, oğlumun affını istemek için Paris'e gitti. Birçok kimseler onun bu zahmete girmesini, reisi cumhuru görmeye gitmesini pek takdir ediyorlardı. Fakat ben onun asıl maksadını hissediyordum. Dostlar alışverişte görsün bazı teşebbüslerle kendini gösterecek ve Cumhur ile görüşmüş olacaktı. Bu seyahat hiçbir sonuç vermedi. Kim bilir o günlerde ne kadar üzüldünüz Madame Leon. O günleri aklıma getirmekten bile korkuyorum Madame. Bazen hiç ısrap çekmediğim, hiç düşünmediğim zamanlar da oluyordu. Akşamları komşular gece oturmasına geliyorlardı davadan ve daha başka şeylerden bahsediyorlardı. Onlara sıcak şarap ikram ediyordum. Bazen hiçbir şey olmamış da, ben kötü bir rüya görüyorum sanıyordum. Sonra bir akşam birden bile, Vakitler yaklaşıyor dedim ve yatağımda titremeye başladım. Kendi kendime bir karar verdim. O işin hangi sabah olacağını bir gün önceden haber almalıydım. Şüphesiz çok korkunç bir gece geçirecektim. Fakat hiç olmazsa o geceye kadar her akşam yatarken yarın sabah uyandığım zaman acaba ne duyacağım diye korkmayacaktım. Her gün ortalık kararırken istasyona gidiyor, Paris'ten gelen yolcuları bekliyordum. Böylece bir akşam celladın iki yardımcıyla beraber trenden çıktığını gördüm. Gri perdesülerle melon şapkalar giymişlerdi. Bir takım çuval bezlerine sarılmış olan aletlerini bir arabaya yüklettiler. Akşamın yedisiydi. Henri'yi bir gün evvel sabahleyin görmüştüm. İki gün sonra tekrar görecektim ama yavrucuğumu son bir defa öpmeden bırakamazdım. Ziyaret saatleri dışında hapishaneye girilemeyeceğini biliyordum. Fakat baş gardiyan Monsieur Bello'yu tanıyordum. Monsieur Bello belki bana müsaade verirdi. Baş gardiyanın yemek odasına girdiğim zaman sofranın üstünde bir tabak patates salatası gördüm. Bu gereksiz şeyler de insanın zihninde nasıl yer eder bilmem ki. Karısı ve çocuklarıyla beraber yemek yiyordu. Girdim ve bir şey söylemeden ağlamaya başladım. Yarın sabah olacak şeyi o da biliyordu. Çünkü bana niçin ağladığımı sormadı. Mösyö Belo dedim. Onu görmek istiyorum. Ah madam, imkanı yok. Duyarlarsa işimden olurum. Mutlaka beni azlederler. Fakat beni o kadar bedbaht gördü ki halime acıdı. Hapishaneyi teftiş ederken beni de yanına alacağını, oğlumu bir saniye pencereden görüp öpebileceğimi söyledi. Onunla beraber koridorlara girdim. Bu çok eski bir hapishaneydi. Gece orada her yerdekinden daha karanlıktı. Koridorların köşelerindeki lamba zar zor seçilebiliyordu. Mesut yalnız döşemeleri aydınlatan feneri elinde tutuyordu. İkinci kata çıktık ve bir kapı önünde durduk. Başkardiyan oğlunuz burada dedi. Kapının deliğinden öpünüz. Sonra yavaşça içeri seslendi. Hoşo, birisi geldi. Sizi görmek istiyor. O vakit kapının deliğinde bir gölge hissettim. Oğlum alçak bir sesle, sen misin Fanny? dedi. Karanlıkta yüzünü başıma yaklaştırdı, saçlarımı öptü. Zavallı Madame Leon. O an onun başkasını düşündüğünü görmek sizi kim bilir ne kadar müteessir etmiştir. Beni mi adam? Hayır. Aklıma böyle bir şey gelmedi. Yavrucuğum o kadar mutluydu ki. Bunu onun bu sesinden hissettim. O an bir tek korkum vardı, kendisini görmeye gelenin Fanny olmadığını anlaması. Bunun için baş gardiyanın beni oradan zorla ayırmasını adeta memnun oldum. Bu son geceden çok korkmuştum. Sağ olarak onun sabaha çıkacağını ummuyordum. Böyle olduğu halde o gece gayet sakin uyudum. Hem de ortalık günlük güneşlik oluncaya kadar. Uyurken yüreğimde korkunç bir ezilme duydum artık her şey olup bitmişti sonra çocuğumun mutlu öldüğünü düşündüm o gün akşama kadar dikiş diktim sabahleyin başladığım bir elbiseyi gün batarken bitirdim